Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, tavuklarımız hastalandı. Hani dışarıdan bir horoz almıştık. Hani o yüzden dolayı tavuklarımız hastalandı. Hani bizim aşağıdaki tavuklarımız şimdi yumurtaya yeni başladılar. Başladıklarından dolayı da içine horoz koymuştum. 2-3 tane daha fazladan. Tabii ki gelen horoz hastalıklı geldi ve gördüğünüz gibi bayağı bir sıkıntıya girdiler. Şimdi ben bunlara bir ilaç uyguladım. Daha yeni. Yani dün akşam uyguladım. Bir tane o zaman ilacım yoktu. İlaç aldım geldim. Şimdi bir tane uyguladım. Buna 3 gün üst üste vuracağız. Şimdi yemlerini kendim veriyorum. Şöyle bir kaba koydum. Çekin lan. Yemlerini kendim verip bu şekilde devam edeceğim. Bir 3 gün boyunca yem ve sularını yiyin bakalım siz. Şimdi gelen horozda hırıltı vardı. Ayrıca tabi hırıltı olduğunu fark etmedim. Çünkü bayağı bir güzel görüküyordu. Ama olmadı. Şimdi yaptığımız hırıltı ilacında şöyle bir şeyimiz var bizim. Arkadaşlar verdiğim ilaç şu anda. Bir de Hectopatch diye mi? Hectoset diye mi? Bir tane daha ilaç var. Yoksa Septopatch mi? Yani buna benzer bir ilaç daha var. Yeşil kablo aynı bunun gibi. Ona da şimdi böyle bir ilaç aldığınızda 5 gram içine Draxin. Bakın arkadaşlar böyle bir ilaçlar aldığınızda 5 gram Draxin koymanızı öneririm. Etkisini daha da çoğaltıyor. Hani bu etki eder mi? Ediyor. Ama 5 gram Draxin içine karıştırmazsanız bozulma ihtimali yok. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın çökme mökme hiçbir şey yok. 5 gram Draxin içine koyduğunuzda arkadaşlar hastalığınızı daha çabuk atlatabiliyor tavuk. Bunu söyleyeyim. Bunu çünkü herkes söylemeyebilir. Şeylerde veterinerlerde karıştırtmaz hatta. Ama karışır arkadaşlar. Yani biz karıştırıyoruz şu anda. Şimdi o hastalıkları boş verelim. Allah'tan gelen bir şey yapacak hiçbir yok. Aslında bizim de eşekliğimiz de işte bir dahakine dışarıdan alırken dikkat edeceğiz. Yem kırma yapacağım. Şu anda bir civcivlerimi şimdi burası kendime ait. Şöyle göstereyim. Civcivlerim. Ne yapıyorsunuz lan? Burada da bayağı vardı ha. Yani bura doluydu yani. Böyle olduklarına bakmayın. Hani burada şöyle falan yığılıydı. Hani yürünecek yer fazla yoktu yani bu arada. Ama bu ara bitti. Bayağı. Buradan da bayağı yetiştirildi. Çünkü bunlarla bunların farklıydı. Onlara göre sattım. Bunları kendime büyüteceğim. Allah kısmet ederse yapabilirsek. Burada bir 2-3 tane de etliğimiz var. Yok 6 tane etlik var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunları da kendimiz yapacağız. Çünkü onları yiyeceğim. Oğlum insan oğlum ne bu kadar canı bir şey ya. Bakıyoruz, büyütüyoruz, yiyoruz. Tatlım seni şu anda seviyorum ama belki ileride mangalım olabilirsin. Seviyorum seni. Neyse. Şimdi yemi kırdığımız makinamız bu. Bu. Çünkü civciv yemi çok pahalı. Aşırı pahalı. Yani onu almaktansa darıyı normal alır kırarım ondan daha iyi. Hatta ya buna da o dönemlerde kaç para verdiydim. Hani 1000 lira gibi bir şey verdim. Çok da aşırı bir para değildi o dönemde. Yani o dönemde dediğim zaten bir sene mi falan oldu herhalde alalı. Çünkü o zamanlarda içindeki motor işte ben kendim yapacaktım normalde bu düzeneyi. İçindeki motor işte malzemeni hesapladın. Zaten mübarek çok da aşırı bir hani bir emek parası falan uğraşla derken ya bayağı bir sıkıntı olacaktı. Hani 300-500 yani 300 mi 200 mi gibi bir rakam kalıyordu geriye. Ben de o dönemde bunları aldım. Şimdi yeniden bir tavşanımız yavruladı. Bunlar da kumlacı köpek gibi maşallah. Hemen yavruluyorlar. Bakın. Bu anamız yavruladı. Bu 25 gün önce falan bu annemiz
yavrularına bakmadı, öldürdü. Şimdi maşallah üstünü bir pamucak yapmış. Yani yolmuş yolmuş. Bak kendisini oraya koymuş yavruları. Kendi de burada rahat ediyor ha. Rahatla bir bakın annesine ya. Buradaki yavrular da güzelce büyüdü. Evet oğlum, sen de iğneliyorsun. Çıkın bir şöyle meydana. Yiğitler. Bak 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 bak. Şimdi arkadaşlar. Tavşanda şöyle bir şey varmış. Ben de inanmıyordum. Tavşana fazla su verirsen daha çabuk hastalanıyor. Bakın bunu söyleyeyim size. Tavşana ne kadar çok su verirseniz çok hastalanıyor. Yani suyla, ya suyu çok vereceksiniz ya yeşilliği çok vereceksiniz. İkisini bir arada hayatta vermeyeceksiniz. Çünkü sıkıntıya giriyorlar. Hani ölüm riski oluyor. İhsan riski oluyor. Ya suyla kurumama, yani kuru ot tarzı, ya da yeşil ot da kuru tarzı. Bunun ikisinden birini yapmanız lazım. Çok su verirseniz bir kafeste çok içiyor. Lan oğlum tamam mı? Tamam sensin dayı. Yani bunun ikisini dengelerseniz tavşan çok iyi bakılıyor. Bakın şu anda bana dediklerine göre, hani bu şekilde yaparsan dediler, ölüm riskin kalmaz. Baya baya biter. Ayrıca sağlıklı büyürler. İçine ne zaman su karışırsa çok aşırı tavşana, o zaman ölüm riski çoğalır. Çünkü hayvanlar, tavşanlar şöyle yaratılmış. Böyle zor şartlar altında su olmayan yerlerde bile büyüyebilen bir hayvanlar. Çünkü bunlar ot şeyi, suyu yeşilliklerden alıyorlar. Eğer yeşillik vermezseniz de susuzluktan ölürler direkt. Haberiniz olsun. Mesela bu aldığım hayvanda adam su vermiyormuş hiç. Maşallah bakın. Eti yerinde, kendisi yerinde. Bin kere maşallah. Ve yavrusundan da sağlıklı şekilde baktı. Yani bu şekilde yapmanız lazımmış. Ben de yeni öğrendim bunu. Haberiniz, bilginiz olsun. Şimdi bu annemiz bunlar biraz büyütecek. Bu yavrularımızı. Şu erkek. Şu an gözün niye kırmızı senin ya? Bak. Tövbe yarabbim. Yaratık gibi bir şeysin oğlum sen. Arada korkuyorum ya. O kadar şey var ki bu içinden bir tane çıkmış. Sen neyle çiftleştin acaba? Neyse. Burada da bir erkeğimiz, dişimiz var. Bu dişimiz yeni yeni alışıyor erkeğine. Normalde bunun yanındaydı. Şu anda az bir bağırıntısı oluyor. Gene bu yavrulayacak. İnşallah yavrular. Şimdi kuluçka makinesini soranlar çok. Arkadaşlar. Bayağı sıkıntıya giriyorum. Çünkü kışın burada donanma riski oluyor. Ve don olduğunda ben sürekli sağa sola koşturmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden dolayı da nasıl söyleyeyim size, bayağı bir sıkıntıya giriyorum yani. Aşırı sıkıntıya giriyorum. Neyse. Hani uzatmaya gerek yok. Hani genel durum bu. Kümesimdeki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ben de şunlara bir yem kırayım. Ama lan. Bak bak bak. Bak bu buradan geliyor. Burada yiyip gidiyor. Çakal. Gel bakalım buraya. Arkadan da. Yeter bu ya. Az daha çıkıyor.
Güzel. Birliği daha da çok ufatmaya gerek yok. Gençler. Alın bakalım. Baba bakayım. Gel tamam gel. Sana vereceğim gel. 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 Alın yiyin lan. Alın sızdığım. Tamam mı? Bitti mi? Keyifleri kaçırdım.